Arkadaşlar merhaba. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıl ıslahat hareketleri konusuna devam ediyoruz. Önceki derslerimizde malum Lale Devri ıslahatlarından bahsettik. 1. Mahmut Devri ıslahatlarından bahsettik. 3. Mustafa Devri ıslahatlarından bahsettik ve 1. Abdülhamit Devri ıslahatlarından bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise 3. Selim ıslahatlarından ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Evet. 3. Selim dönemine başlarken şunu ifade etmekte fayda var. Daha önceki 4. Murat devri ıslahatlarından bahsederken 4. Murat'ın rapor hazırlattığını ifade etmiştik. 17. yüzyıl ıslahatları çerçevesinde. 3. Selim de rapor hazırlattı. Ama aradaki fark şu. 4. Murat hazırlattığı raporları uygulama fırsatı bulamadı. Uygulayamadı. Ömrü vefa etmedi. Vefat etti. Ama 3. Selim hazırlattığı raporları uygulama fırsatı buldu. Bu noktadan yola çıkarak şunu söylemek mümkün. Rapor hazırlatmak suretiyle ıslahat yapan ilk padişahtır. Onu unutmayalım. Rapor hazırlatmak suretiyle ıslahat yapan ilk padişah 3. Selim'dir. 4. Murat dönemindeki raporlara Risale ismiyle bir ifade kullanmıştık. Ama 3. Selim dönemindeki ıslahat raporlarına Layiha ismi verilmiştir. Onu da söylemeden geçmeyelim arkadaşlar. Layihalar hazırlattı ve bunları uyguladı. Ve hatta danışma organı olarak görülen karşılıklı istişare yapmak adına oluşturulan meşveret meclisi de bu dönemde hayata geçirildi. Yani akil insanlardan, bilgili insanlardan, tecrübeli insanlardan yararlanabilmek adına bir meclis oluşturuldu ki buna meşveret meclisi denir, müşavere, danışma. Bu şekilde bir oluşturulan meclis sayesinde yaptığı ıslahatlarla alakalı görüş alışverişinde de bulundu. Bu da önemliydi. Yani 3. Selim biraz daha planlı, biraz daha programlı bir ıslahat süreci yaşadı. İslahatların tamamına verilen isim Nizam-ı Cedid'dir. İslahatlarına, geneline Nizam-ı Cedid denilmiştir. Yeni düzenleme anlamına geliyor. Kelimenin anlamı bu. Yeni düzenleme anlamına gelen bir tabir olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor. 3. Selim ıslahatlarının genel ismidir. Yalnız Nizam-ı Cedid hem bir ıslahatlara verilen genel isimdir hem de orduya verilen isimdir. Dikkat! Görseldeki ordu Nizam-ı Cedid ordusudur. Yeniçeri Ocağı'ndan farklıdır. Yeniçeri Ocağı'ndan ayrıdır. Batılı anlamda oluşturulan bir ordu şeklinde karşımıza ne yapar? Gelir. Ve Avrupalı subaylardan da yararlanılarak oluşturulmuş bir ordu olarak değerlendirmeye alınır. Ve dikkatinizi çekmiştir. Tek tip kıyafet vardır. Normalde Osmanlı'da 2. Mahmud'a kadar bir kılık kıyafet düzenlemesi yoktur. Ama 3. Selim'de orduda bir kılık kıyafet düzenlemesi var. Orduda. Ona dikkat. Görüyorsunuz işte kırmızı bir ceket, mavi lacivert, şalvarımsı bir alt giysi ve buna istinaden omuzlarında tüfeklerin olduğu bir ordu anlayışı ne yapmıştır? Öne çıkmıştır. Nizam-ı Cedid ordusu burada özellikle Avrupa'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan getirdiğimiz subaylar sayesinde bu ordu ne yapılmıştır? Eğitilmiştir. Önemli. Yalnız çok enteresan, Avusturya'dan, İsveç'ten, Fransa'dan subaylar getirilmiş ama bu ordunun kazandığı ilk başarı da Fransızlara karşıdır. Çok enteresan bir nokta. 1799 yılında Akka'da Cezzar Ahmet Paşa isimli bir komutan
Napolyon Bonapart'ı bu orduyla yenmiştir. Dolayısıyla ordu önemli bir başarı da göstermiş bir ordu olarak karşımıza geliyor. Tabii Sultan 3. Selim bu orduyu Yeniçeri Ocağı'yla karıştırmamak adına, Yeniçeri Ocağı'yla aynı ortamda bulunmaması adına çok tedbir almış. Ayrı talimgahlar kurdurmuş. Ayrı kışlalar meydana, Selimiye kışlası, Levent kışlası gibi kışlalar kurdurmuş. Yeniçeri Ocağı'ndan tamamen uzak olması için. Ve hatta Yeniçeriler tepki göstermesin diye, onların parası harcanıyor denmesin diye İrad-ı Cedid diye bir hazine de oluşturmuş. Tamamen bu orduya has bir hazineyi de ne yapmıştır, oluşturmuştur. Dolayısıyla Nizam-ı Cedid çok çok önemli bir orduydu. Maalesef uzun soluklu olmadı. Onu da söylemiş olalım. Önemli bir icraattı. Evet, 3. Selim devri gerçekten planlı, programlı giden bir dönem. Daha önce açılan bir okul vardı. Mühendishane-i Bahri Hümayun. Kimin dönemi? 3. Mustafa dönemi. Deniz Subay Okulu. Deniz Subay Okulu. Şimdi ise Kara Subayı Okulu olarak değerlendirmeye alınan Mühendishane-i Berri Hümayun açıldı. Mühendishane-i Berri Hümayun açıldı. Mühendishane-i Bahri Hümayun yenilendi, modernize edildi. Ve bu okullarda Fransızca resmi yabancı dil oldu. Zorunlu. Fransızca eğitim veren okullar olarak karşımıza geldi. Dolayısıyla özellikle 3. Selim'i o yönünde söylemeden geçmeyeyim. Aşırı derecede Fransız hayranı bir padişah olarak da değerlenmeye alınmalı mı? Evet, onu söyleyelim. Tabi bu dönemde deniz gücüne çok ehemmiyet verildi. Daha önceki dönemde de verilmişti. 1. Abdülhamit döneminde. Bu dönemde de deniz gücüne çok önem verildi. Tersaneler yenilendi. Yepyeni bir filo. Tamamen modern gemilerden oluşan 72 parçalık bir filo hazırlandı. 72 gemiden oluşan bir filo hazırlandı. Ama tamamen modern gemilerden oluşan bir filo olarak karşımıza ne yaptı? Geldi. 3. Selim bunlara dikkat eden bir padişahtı. Lale devrinde Avrupa'ya elçi gönderdik ama geçici idi. İlk defa. Hatta 28 Mehmet Çelebi'yi göndermiştik Paris'e. Şimdi ise 3. Selim devrinde daimi elçilikler açıldı. Dikkat! Lale devrinde geçici elçilikler, 3. Selim devrinde daimi elçilikler açıldı. İlk daimi elçimiz işte bu şahsiyet. Yusuf Agah Efendi. Nereye? Londra'ya. Amaç ne? Avrupa bizim hakkımızda ne düşünüyor? Avrupa Osmanlı'ya nasıl bakıyor? Onu öğrenebilmek ve ona göre bir siyaset, denge siyaseti izleyebilmek. Avrupalıların bakışına göre bir siyaset şekillendirebilmek adına Avrupa'ya, işte önce Londra'ya, daha sonra Roma'ya, Berlin'e, Viyana'ya, sonra Paris'e elçiler ne yaptık, gönderdik. İlk daimi elçimiz Yusuf Agah Efendi olarak karşımıza ne yapıyor, geliyor. Önemli bir adım. Ve Lale Devri'nde bir matbaa kurulmuştu ama özel matbaa idi. Bu devirde ise matbaayı amire, yani devlet matbaası kuruldu. İlk kez devlet eliyle matbaa kurulması kimin dönemindedir? 3. Selim dönemindedir. Matbaayı amire, restore edilmiş hali karşınıza geliyor. Devlet eliyle kitap basılması, kitapların çoğaltılması, okullarda okutulması, ki tercüme odaları kurdu. Ve Batı klasiklerinden, Batı eserlerinden tercümeler yaptırdı ve burada bastırdı. Tercüme odaları vasıtasıyla bunu da ne yaptı? Yaptı. Önemli adımlar attı diyoruz 3. Selim için. Evet. 3. Selim ıslahatlarında gelen olarak bu şekilde değerlendirmeyi almış olduk. Şimdi
18. yüzyıl ıslahatlarını bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bir de hem 17. yüzyıldan hem 18. yüzyıldan birkaç önemli şahsiyeti de dikkate alarak bir bölüm oluşturduk. Bu Osmanlı'da ilim irfan geleneği olarak değerlendirilen alınan bir bölümdür. Bazı şahsiyetleri yakından tanıma adına oluşturulan bir bölümdür. Kısaca bundan da bahsedelim. Daha sonra yeni bir üniteye, yeni bir konuya ne yapacağız? Geçeceğiz arkadaşlar. Evet, bugün için son olarak bu Osmanlı'da ilim irfan geleneğinden ne yapalım? Bahsedelim. Evet, ilk şahsiyet 1600'lü yıllarda yaşayan 4. Murat, Sultan İbrahim, 4. Mehmet dönemlerinde yaşayan bir önemli Türk İslam alimi Evliya Çelebi dediğimiz kişi bir seyyahtır. Çok çok önemli bir seyyahtır. Osmanlı ülkesinin neredeyse tamamını dolaşan bir şahıs olarak karşımıza geliyor. Ve bu seyahatini kitaplaştırdığını biliyoruz. Çok mükemmel, çok tafsilatlı, çok da farklı bir dille anlattığı olayları yansıttığı bir eseri var. 10 ciltlik Seyahatname isimli bir eserin müellifi olan Evliya Çelebi o dönemin en önemli şahsiyetlerinden, özellikle 17. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden birisi olarak karşımıza gelmektedir. Eseri çok kıymete haiz bir eserdir. Geçelim. Yine aynı dönemde yaşayan özellikle 4. Murat, Sultan İbrahim ve 4. Mehmet döneminde öne çıkan bir başka alime, Katip Çelebi'ye. Diyeceksiniz ki o harita sanki biraz Piri Reis'in haritası gibi duruyor. Katip Çelebi de bir coğrafyacıdır. Onun da haritaları vardır. Cihannüma isimli mükemmel bir eseri vardır. Dolayısıyla coğrafyacı olması açısından tabii ki Piri Reis'in eserine benzer bir esere sahip olması önemlidir. Bunun dışında Keşf-i Zünun ve Fezleke isimli eserleri de mevcuttur. Katip Çelebi'nin 17. yüzyılın en önemli şahsiyetleri arasında Katip Çelebi'yi de söylemek mümkündür. Kaldı ki 4. Murat'a rapor hazırlayan devlet adamlarından birisidir. Onu da unutmayalım. Geçelim 17. yüzyıl ve 18. yüzyıla has bir şahsiyet. Yani hem 17. yüzyılda yaşamış, hem 18. yüzyılda yaşamış, hem duraklama hem gerileme devrine haiz bir kişi, Mustafa Naima Efendi. Naima diye de kısaca ifade edebiliriz. Ki bilinmesi gereken en önemli noktası şu: bu bir tarihçidir. Bir vakanüvistir. Osmanlı'nın ilk resmi vakanüvisi Mustafa Naima Efendi'dir. Ne demek vakanüvis? Resmi devlet tarihçisidir arkadaşlar. Devletin görevlendirmesiyle eser vücuda getiren, kronikler tutan, tarihi belgeleri tutan, tarihi olayları yazıya döken kişi olarak karşımıza geliyor. Ve en önemli eseri de kendi ismiyle anılıyor. Naima tarihi olarak biliniyor ki kaldı ki malum biliyorsunuz Lale Devri'nde kurulan matbaada basılan ilk tarih kitabı da Naima tarihi olarak karşımıza geliyor. Tabii üslubu çok enteresan. Çok canlı tasvirler yapmış, çok canlı bir üslup kullanmış. İnsanı okumaya sevk eden bir dili var ve padişahların, devlet adamlarının doğrularını ve yanlışlarını kesinlikle yazmaktan çekinmeyen, tabii ki önemli bir yöntem olarak da bunu söylemek mümkündür. Mustafa Naima Efendi ilk vakanüvisi olması açısından önemli bir kişiliktir. Yanyalı Esat Efendi, önemli bir İslam alimi,
din alim olarak karşımıza geliyor. Filozof olarak değerlendirilmeye alınabilir. Felsefe yönü öne çıkar. Tabii ki dini yönü de özellikle kelam yönü de öne çıkan bir kişi olarak karşımıza geliyor. Muallimi salis diye biliniyor. Buradaki anlam ne? Salis 3 demek. Muallimi salis 3. öğretmen anlamına geliyor. Buradan yola çıkarak ilk iki öğretmeni de bir hatırlamamız lazım. Kimdir ilk iki öğretmen? Muallim evvel Aristo'dur. Muallimi sani Farabi'dir. Muallimi salis Yanyalı Esat Efendi'dir ki Aristo'yu incelemiş, Aristo'nun eserlerini tercüme etmiş, Arapça'ya tercüme etmiş bir kişi olarak karşımıza geliyor. Doğum tarihi bilmiyor ama ölüm tarihi 1731 olarak karşımıza geliyor. Yanyalı Esat Efendi önemli bir İslam alimi olarak değerlenmeye alınabilir. Ve son bir önemli Türk İslam alimi, Osmanlı bilim adamı olarak değerlenmeye alacağımız bir kişi. Gelenbevi İsmail Efendi 1730-1791 yılları arasında yani 18. yüzyıl döneminde öne çıkan bir şahsiyet. Daha çok matematik alanında üstad konumuna gelmiş bir kişi. Özellikle 1. Abdülhamit devrinde kurulan Riyaziye Mektebi'nde ders veren bir muallim olarak öne çıkıyor ve Osmanlı'ya logaritmayı getiren kişi olarak biliniyor. Bu da ne? Önemli, bu da enteresan. Logaritma Şerhi isimli bir eseri vardır. Dolayısıyla eğer Osmanlı'da logaritma öne çıktıysa bunun en önemli etkeni Gelenbevi İsmail Efendi'dir diyoruz. Evet arkadaşlar, Osmanlı'daki ilim irfan geleneği çerçevesinde bahsedeceğimiz önemli şahısları da bu şekilde zikretmiş olduk. Bugünkü konumuzu burada tamamlayalım. Bir sonraki derste buluşmak umuduyla hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.